Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 24-30 Eylül haftası boğa burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler var? Hemen şöyle bir açalım. Bakalım neler çıkmış. Bir sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz. Ama falınız şöyle bakın. Bir haberiniz var, uçarak gelecek. İkilemde kaldığınız bir konuda da bir haber alacaksınız. İçiniz rahatlayacak yalnız bu haberde. Sanki böyle karanlıktan aydınlığa çıktım. Sonunda geldi bu haber dediğiniz bir mevzu var. Biraz aile ya da ilişkilerle alakalı bir mevzu olarak görünüyor. Oraya daha yatkın görünüyor yani. Önce iş diyelim. Bence neden önce iş diyelim? Çünkü bu hafta iş konularında güzel bir hafta sizi bekliyor. Sanki elinizde bir olta var. Olta atmışsınız. Bu hafta onu çekeceksiniz. Yani olta, beklenti içinde olduğunuz bir mevzuda adım adım ilerleyeceksiniz. Ama önce şöyle diyelim. Pazartesi günü neler var? Pazartesi günü bir atın üstünde aslında şahlanmış niyetiniz ya da odaklandığınız konu iş ve para konularıyla alakalı bir adım atmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir süredir düşündüğünüz, kafanızda böyle kurcalayan bir meselede önünüze bir anahtar düşecek arkadaşlar. Bir başlangıç. Burada bir kişiyle konuşarak bu anahtarı elinize aldığınız ve yolunuzda ilerlemeye başladığınız görünüyor. Burada çok güzel bir yol var aslında. Bir süredir beklediğiniz bir konu böyle sanki bir ipin ucundan tutmuşsunuz. Çeke 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 o konuya gidiyorsunuz. Görselleri var. 10 rakamı çıkmış. Eğer parasal bir mevzunuz varsa bu rakamla alakalı yanında da bir 4 de var yalnız bu arada. Güzel bir haber almanız, bir başlangıç yapmanız bu konular ya da bu sayılarla alakalı bir işinizin çözüleceği anlamı da taşıyor bu görsel. Yani pazartesi neyse konu, elinizde bir anahtar, haftaya bununla başlıyorsunuz ve bu konu, bu döngü neyse temiz 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 yolunda devam edecek. Ta ki perşembeye kadar, perşembe günü artık işin sonuna gelmiş. Bana kalırsa bir para mevzusu özellikle elimden çıkar mı çıkmaz mı dediğiniz bir mevzuda bile olumlu bir cevap alacağınız bir cuma gününüz bile var. Alttan alta baktığım zaman iş konularıyla alakalı özellikle pazartesi değil ama salı çarşamba bir geri bir ileri bir geri bir ileri olduğunuz yerde saydığınız bir konu ekstradan önünüze gelebilir. Bu konuyla alakalı balık görsellerinde çıkıyorsunuz. Aslında kısmetli bir haftaya yapmak istediğiniz işlerle alakalı güzel adımlar atarak yolunuza devam edeceğiniz görselleri var. Hemen altınızda bir F rakamı ve F rakamına bağlı da bir para konusu çıkmış. Bu para konusu da gene işinizle alakalı olabilir. Hemen akabinde bir 6 sayısı var. Orada da gene pürüzlü de olsa yolunuzun açıldığı bir yöne doğru yöneldiğiniz muhteşem bir haber aldığınız görselleri de aslında burada var. Bu hafta sağlık olarak şimdi gördüm hemen söyleyeyim azı dişi görselleri var. Diş konuları yani ağız içi konularına dikkat etmeniz gerekebilir. İlişkiler biraz daha karışık diyebilirim. İlişkilerde de şöyle bir görsel var çünkü. Sanki boynunuza dolanmış bir sıkıntı, bir yük var ilişkinizde. Bununla alakalı aslında konuşmak istiyorsunuz ama konuşamıyorsunuz. Sanki böyle boynunuzdan bir şey sizi sıkıyor. Bu konuyla alakalı elim kolum bağlı ne yapabilirim diye düşündüğünüz bir olay ya da konu var. Özellikle pazartesi günü bu konuyu sanki böyle parçalara bölmüş 2-3 kişiyle konuşacaksınız görselleri var. Yalnız önünüzde bir aydınlanma aslında burada da var. Burada neyse mevzunuz ilişkinizle ya da aile hayatınızla alakalı 3'e bölmüş ya da 3 kişiyle bu konuyu konuşarak havada kalmış, asılı kalmış bir keseyi de elinize almaya çalıştığınız görünüyor. Burada parasal anlamda da aslında kese o manaya gelir çünkü parasal anlamda bir yatırım ya da bir şeyi 3'e bölerek, parçalara bölerek ödeme, toparlama, ay sonuna kadar belki de hani bu konularla alakalı yapmanız gerekenleri yapma isteğiniz yoğun. Şöyle ki pazartesi sabahı çok pardon hani nasıl yaparım nasıl ederim elim kolum bağlı dediğiniz bir mevzuda konuşmalarla pazartesi akşam ve salıya doğru yapmak istediğiniz konularda önünüzün açıldığı görseller var. Sanki geçmişten gelen bir mevzuyu elinize uzatmış. Artık ben bu karnımı ağrıtıyor bu iş benim diye böyle bir karnınızda da şişlik var. Ben bu konuyu çözeceğim dediğiniz bir görsel. Fakat burada çözmeye çalıştığınız konu neyse aile içerisinden bir kişi sizin ayaklarınızı tutmuş.
Onun üstünde de bir kişi var. Yani yapmaya çalıştığınız, uygulamaya çalıştığınız mevzu neyse bu ayağınızdan tutan özellikle kişinin üstünde S harfi çıkmış. Sanki çarşamba günü yapmaya çalıştığınız konuyla alakalı sizi durdurmaya çalışacak, bir şeyleri yapmanızda engel olmaya çalışan bir kişi görünüyor. Ya da burada o kişiyle de alakalı bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yapmak istemeyecek, önünüze engeller çıkartmaya çalışıyor, görselleri var. Onun üstünde duran, onunla bağlantılı olan kişiyle de aslında bu konularla alakalı bir hani tartışma demeyeyim de onların o karanlık düşüncesinin içinde ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Şimdi buraya kadar yani çarşambaya kadar ilişki olarak değerlendirecek olursa yapmak beklenti içinde olduğunuz konularda, yapmak istediğiniz konularda karşınızdaki kişiye 3 farklı konudan konuşma yapabilirsiniz. Burada sanki elinizle ona bir şeyleri de işaret ederek bir konuyu çözeceksiniz arkadaşlar. Boğazınıza dolanmış bir konu. Fakat ilişkinizde dışarıdan müdahil olan 2 kişi var. Bu iki kişiyle bu hafta mücadele etmeniz gerekebilir. Sizi yükler veren, konuşmalarıyla sizi rahatsız eden, belki de bir dedikodu duyacaksınız. Bu iki kişiyi özellikle karşınıza almış, onlarla mücadele edecek görselleriniz çıkıyor. İlişkiniz haricinde bakın. Karşınızda duran, yapmak istediğiniz ya da gitmek istediğiniz yolda sizin önünüze çıkartan kişilerle mücadele var. Bu kendi ailenizden ya da onun ailesinden de olabilir açıkçası. Ve zaten burada çarşamba, perşembe, cuma tamamen bu konulara odaklanmış. Bu konuyla alakalı önünüzdeki yolu aydınlatmaya çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Bu iki kişi çok konuşan, kafalarındaki fikirleri çok hızlı söyleyen, biraz ne derler? Açık sözlü diyemiyoruz biz burada. Patavatsız görsellerde çıkıyor. Lap lap bir şeyleri sanki söyleyecek, sizi rahatsız edecek. Bu kişilerle mücadeleniz nereden baksan cuma gününe kadar kafanızı kurcalayacak konular ya da önünüze düşecek konular olarak görünüyor. Ama bu kişileri de aşamayacak gibi değilsiniz. Altta temiz, üstüme alırım bu yüklerin hepsini ben. Bunların hepsiyle de baş ederim der gibi çıkıyorsunuz. İlişkide yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta özellikle evli çiftler için cuma günü bu konu ya da kişilerle alakalı uzamış meselelerde bir tıkanıklık yaşayabileceğiniz, eşler arasında tartışmaya sebep olacak bir mevzuyla da karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Ve burada aslında hafta sonuna rahat girmeye çalıştınız. Hani hafta içerisindeki bu konuları bitirip hafta sonu hatta bir yola, bir alana uzaklaşayım şöyle dediğiniz bir sürecin içerisinde de olduğunuz görünüyor. Aile içerisinde çocuk konularıyla alakalı hafta sonu biraz karışıklık var. Kafanızı ikiye bölen, karar veremediğiniz bir mevzuyu da aslında sonlandıracak. Sanki göndermeniz gereken bir haber var da gönderecek görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi peki buradan neler çıkacak bakalım hemen. Burada neler var? Burası biraz gördüğünüz gibi böyle akması gereken, önünüzün açıldığı ya da sizi tıkayan konularla alakalı bilgi alabileceğimiz diğer bir alan. Ama biraz burası karışık tabii. Şimdi gene iş konularında bakın. Şurası biraz daha düzelsin. Orada bir şey söyleyeceğim. Orada farklı bir alan var. Bakın aile konularında bir kişiyi sanki kolundan tutmuşsunuz. Yapma etme der gibi çıkıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba. Evli çiftler için görünüyor bu. Sanki eşiniz kafasına taktığı parasal bir mevzuyla alakalı, niyetiyle de alakalı aslında bir yere adımlar atmaya çalışıyor. Ancak siz buna şey değilsiniz, kalbiniz ters çıkmış, izin vermiyor. Sanki ona zarar verilecek ya da aileye zarar verilecek bir mevzuyla alakalı onu geri çevirmeye çalışıyor olarak görünüyorsunuz. Elinizi tutmuş, elinizle onun elini tutmuş geri çekmeye çalışıyorsunuz. Hatta eşinizin elinde sanki bir çanta var. Ya bir mal ya da bir parayla alakalı bir şeye başlamak mı istiyor ya bir yatırım mı yapmak istiyor ama çok niyet ettiği buradaki ağaç görseli ama sizin bu konuda kaygılandığınız görselleri var. Tepe taklak gelmekten korkuyorsunuz. Sonrasında bu konuyla alakalı çok kişiyle konuştuğunuz, önünüzü tam olarak göremediğiniz bir mevzu olarak çıkıyor arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı derseniz niye bu kadar insanla konuşuyorsunuz? Demek ki doğru değil derdim. Ama hafta sonu bu konuda böyle biraz şaşırabilirsiniz. İyi bir yelpaze önünüzde açılmış. Aslında belki de bu yapılacak olan konu neyse ileriki haftalarda hayrını göreceğiniz, bugün için kaygılandınız ama sonrasında sizi rahatlatacak bir mevzu da olabilir. İş konularında pazartesi salı ufak bir tartışma. Tartışmanın akabinde sanki önünüzü kapatan kişiler var. O kişileri bir şekilde açmaya çocukların okuldan geliş saati arkadaşlar kusura bakmayın. Önünüzü açmaya çalıştığınız bu kişilerle mücadele edeceğiniz bir görsel var. Aslında biraz da arkanızda bırakacağınız, yolunuza devam etmeye çalışacağınız. Hani bu kişiler sanki böyle önünüze bir şeyler çıkartıyorlar ama şöyle elinizin tersiyle kenara itip
yolunuza devam edeceğiniz görsellerde çıkmış. Özellikle bu hafta aslında iş konularınız, aşk ve ilişkilerden çok iş konularınızın daha akışta olduğu, mücadele ederek önünüzü tıkayan kişileri de açacağınız, biraz size kanca takmış bir kişi görünüyor çünkü burada, onu da geçeceğiniz, horala horala da diyebilirim aslında, bir oraya bir buraya koştura koştura işlerinizi gücünüzü halledeceğiniz bir haftada sizleri bekliyor sevgili boğalar. Niyet ettiğiniz bir para mevzusu varsa arkadaşlar, bir kişiyle de karşılıklı konuşma, bir aracı durumu söz konusu burada. Aracıyla bir işinizi halletme, parasal bir mevzu, borç gibi görünüyor ama niyet ettiğiniz, hani olmasını istediğiniz bir mevzuda da aracı kullanarak sanki bu konuda önünüzü açacaksınız görselleri var. Hemen orada onu da görmüşken söylemiş olayım. Güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Keyifli, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta diliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımlarıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.